Hazreti seyirciler ayeti kerimelerde yine fevkalade önemli noktalara işaret edilmekte. E, bir takım itiraz konusu teşkil ettiği ileri sürülen Yahudiler tarafından İslamiyet'i tenkit etmek maksadıyla ortaya atılan görüşlere ve iddialara cevap verilmektedir. Peygamber Efendimiz'in zaman içerisinde bazı emirleri bazı yasakları kaldırdığını ve bazı konularda e, hükümler bakımından e, tebdil ve tahyire gittiğini gören e, bir takım ehli kitaptan kimseler peygamber efendimizin bu bu şekildeki tasarruflarını tenkit konusu yapmışlar ve İslamiyet'te e, nesih tabir edilen bu hareketin İslamiyet'in tutarsızlığını ve çelişkili olduğunu ifade etme, iddia etme gayesiyle kullanmak istemişlerdir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buna karşılık işte ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Es-senyübillah bismillah. Ma nansah min ayetin evnun siha netibi khayr minha ev misliha. Elem ta'lem enallaha ala kulli şeyin kadir." Biz buyuruyor Cenab-ı Hak hiçbir ayeti neshetmeyiz. Ayetin hükmünü kaldırmayız. Neshetmek hükmünü kaldırmak manasına değiştirmek, hükmünü iptal etmek, bir başka hüküm onun yerine bir hükmün yerine bir başka hüküm ikame etmek, koymak manasına geliyor. Mâ nensah min ayetin yani bizim ee, değiştirdiğimiz bir ayeti kerime evnün siha ne tibi hayrim minha veya unutturduğumuz bir ayeti kerimenin yerine bir ayeti kerime varsa ne tibi hayrim minha ev misliha ondan daha iyisini daha hayırlı olanı onun yerine getirir veya aynen onun misli, onun benzeri bir ayeti i kerimeyi onun yerine koyarız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bizim nesh ettiğimiz, değiştirdiğimiz ayet-i kerimenin veya unuttuğumuz ayet-i kerimenin yerine daha mükemmel, daha iyi, daha hayırlı sını veya onun gibisini ona, ona denk olan bir ayet-i kerime koyar ve onunla değiştiririz buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte İslamiyet'te nesih dediğimiz bu hadise aslında kulların menfaati için, onları sıkıntıdan kurtarmak için, onların ee, zaman içerisinde meydana gelen bir takım tebeddülata daha rahat ayak uydurmalarını sağlamak maksadıyla Allah emriyle yapılır ama. Allah'ın emri ve Cenab-ı Hakk'ın tensip etmesiyle uygun ve muvafık görmesiyle olur. Allah tarafından konulan bir hüküm, hükmün sahibi olarak yine Cenab-ı Hak tarafından değiştirilirse buna biz nesih diyoruz nesih hadisesi fiilen ayeti kerimeyle bu ayeti kerimeyle sabittir. Prensip olarak İslamiyet'te neshin olduğunu çok açık bir şekilde bu ayeti kerime göstermektedir. Nünsi kelimesi ensa yünsi nesiye kökünden unutmak ve unutturmak manasına nesiye fiili unutmak manasına geliyor Arapçada. En safili ise onun if'al babından e, müteaddi şekli oluyor, unutturmak. Yani bir insanın aklında ve zihninde bulunan bir şeyi ona unutturmak, unutmasını sağlamak manasında. Ayet-i kerimedeki bu nünsihanın insa kökünden yani nesiye kökünden geldiğini alimlerin büyük ekseriyeti ifade etmişlerdir. Ve buna göre bizim ...nez ettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayet-i kerimenin yerine... ...ondan daha hayırlısını veya onun benzerini ikame ederiz, koyarız... ...diye manalandırmışlardır ayet-i kerimeyi. Bu ne, nünsi kelimesini... ...nesi eden, ertelemek ve geciktirmek... ...tehir etmek manasında olduğunu söyleyen alimler de olmuştur. O zaman... NSE ense şeklinde olmaktadır. Sonundaki hemze kayaya kalb olunmaktadır. Ense yunsi yani bizim nesettiğimiz hükmünü kaldırdığımız veya uygulamasını geciktirdiğimiz oluyor. Geciktirdiğimiz ayet-i kerime oluyor. E, fakat alimlerin büyük çoğunluğu bunu insa kökünden yani unutturmak kökünden manasında almışlar ve ona göre izah etmişlerdir. Ve nitekim de hakikaten bazı rivayetlerden anlaşılmaktadır ki gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerekse ashab-ı kiramdan bir kısmından bize intikal eden bilgilerden ve rivayetlerden anlıyoruz ki hakikaten bazı kısımlar unutturulmuştur. Bunlar sahife-i nisyana karışmış. Onların yerine başkaları ikame edilmiş ve bu suretle onlar ipka edilmiş. Onlar sürekli ve devam üzere e, müminler tarafından okunan ayet-i kerimeler halinde e, süre gelmiştir. Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri'nin bu bir hükmüdür. Allah'ın emridir. Cenab-ı Hak dilediğini e, ibka etmekte, dilediğini de Cenab-ı Hak ortadan kaldırmaktadır. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yüthbit. Cenab-ı Hak dilediğini imha eder, mahveder, kaldırır, siler. Dilediğini de ispat eder Cenab-ı Hak. Bunun için nesih hadisesi Allah'ın kullarına bir rahmettir. Ayet-i kerimede de bildirildiğine göre bakın daha hayırlı daha faydalı, daha iyi olan bir şeyi onun yerine getirmektedir. Veya onun bir benzerini yerine getirmektedir Cenab-ı Hak. Böylelikle kullarına lütuf ve merhametini izhar etmektedir. Ee, i̇nsanlar zaman içerisinde Allah'ın bu bir lütfu olarak tecelli eden nesih hadisesinden de istifade etmişlerdir. İnallâhe alâ kulli şeyin kadir. <laughs> Allah her şeye kadirdir. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Bütün bu işleri yapma, icra etme, yerine getirme Allah'ın takdiri Allah'ın gücü iledir. Onun için nesih hadisesi de, insa hadisesi de Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve gücüyle olan şeydir. Kudreti ilahiyet tahtında olan şeylerdir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve bunlar bunu bilmiyorlar mı? Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmiyorlar mı böyle? Elem ta'lemen Allah ala şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yettiğinden bunların haberi yok mu? Buyuruluyor ayet-i kerimede. Elem ta'lem en Allah lehu mulku's semavati vel ard. Onlar semavatın, göklerin ve arzın mülkünün, melekutunun, hükümranlığının gerçek sahipliğinin Allah'a ait olduğunu bilmiyorlar mı? Her şeyde tasarruf hakkı, her şeye hükmetme Allah'ın kudretiyle ve iradesiyle olan bir keyfiyettir. Bunu bilmiyorlar mı buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve ma alekum min illahi min veliyyin ve la nasir. <laughs> Allah'tan başka sizin hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'a niye karşı geliyorsunuz? Cenabı Hakk'ın emirlerine neden muhalefet ediyorsunuz? Allah'a sığınmanız gerekirken niye onu karşınıza alıyorsunuz? Halbuki sizin ondan başka gerçek manada dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Siz onun velayetine, onun nusretine, onun yardımına muhtaçsınız buyuruyor Cenabı Hak. Em turidu en tesalu rasulakum kema su'ile Musa min qabl Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan kimselere hitap ederek Cenab-ı Hak buyuruyor ki yoksa siz de Musa Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hakk'ı alenen aşikare görmeyi isteyen Yahudiler Beni İsrail gibi bir takım acayip ve anormal şeyler mi istiyorsunuz? Musa'ya Musa'dan istenilen, Musa Aleyhisselam'dan istenilen gibi siz de Allah'ın Resulünden bir takım mantıksız, lüzumsuz taleplerde, isteklerde mi bulunuyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve men yetebeddelil kufra bil imani fakat dalle sebil. Kim küfrü, inkarı imanla değiştirmeye kalkarsa o dost doğru yolda sapıtmış olur. Dalalete sapmış, sapıklığa düşmüş olur doğru yolu terk etmiş olur. Kim küfürle imanı tebdil etmeye kalkarsa, çünkü insanların bazı işleri vardır ki bu işler insanları dalalete, sapıklığa götürür ve bu işler imanı feda etmeyi gerektiren işlerse eğer, insanları küfür üzerinde, inkar üzerinde helak edici işler sıfatını kazanır. Bundan dolayı da insanlar açık bir dalalet içine düşmüş olurlar sapıklık içinde e, bulunmuş olurlar. Ve de kesirun min ehli kitabi lev yurdunukum min ba'di imanikum kuffara. Kafirlerden ehli kitaptan olan kimseler kimselerden pek çoğu aslında sizin İmandan sonra, inandıktan sonra tekrar küfre dönmenizi arzu ederler. Kafirler, ehli kitaptan olan kimseler sizin bu İslamiyet'i tercih etmenizden o kadar rahatsızlardır ki onlar bu rahatsızlıkları sebebiyle onların içerisinden pek çoğu ehli kitap dediğimiz bu Yahudi ve Hristiyanlardan pek çoğu sizin tekrar küfre dönmenizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip etmenizi, onu inkar etmenizi arzu ederler. Tekrar kafir olmanızı beklerler sizin Allah korusun. Onların arzuları budur. Onlar bu konuda kendilerinin yalnız kalmasına razı olmazlar. Ve bu yalnızlıktan kurtulmak için etraflarında kendileri gibi inkarcı kimselerin çoğalmasını beklerler. Allah korusun. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki haseden min indi enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak kendilerindeki bir haset duygusuyla çekememezlik hissiyle onlar kendilerine hak ap açık ortaya çıktıktan gerçeği anlayıp gördükten sonra bunu sırf bir haset duygusuyla ...düşmanlık hissiyle... ...bu şekilde arzu ederler. İşlerindeki... ...haset duygusu... ...sizlerin tekrar... ...imandan küfre dönmeniz... ...arzusunu... ...izhar etmelerine... ...böyle bir isteği işlerinde... ...yaşatmalarına vesile olur. Bu haset duygusu. Fakat... ...buna rağmen... ...siz onlara karşı yine... Afükar davranın. Siz onlara karşı affedici olun. Onlara siz yine hoşgörüyle, müsamaha ile hareket edin, davranın. Onları e, kırarak, inciterek, söverek, sayarak onlara hakaret etmeyin. Onlarla güzel geçinin. Onlara Hatta ye'tiyallahu bi emri Allah'ın emri Allah'ın onlar hakkında ne şekilde hareket etmeniz lazım geldiğine dair size talimatı gelinceye kadar siz onlara bulunduğunuz yolun doğru yol olduğunu, İslamiyetin en güzel yol olduğunu, en güzel ve en mükemmel şekilde onlara duyurun, anlatın, onlara af ile muamele edin, onlara saf ile yani müsamaha ile hoşgörüyle davranın buyuruyor Cenab-ı Hak. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah nice fütuhat, nice kolaylıklar ihsan edecek. Sizin için insanlara hak ve hakikati anlatmak, İslamiyeti savunma yolunda nice imkanlar ve kolaylıklar bahşedecektir Cenab-ı Hak buyuruyor.